askerlik altıya düştü. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Şimdi askerlik ülkemizde bilindiği gibi vatani görev olarak biliniyor. Vatan evlatlarımız vatanını seve seve askerliğe gitmeyi seviyor. Yani bizde vatan millet Sakarya. Fakat belli bölgeler dışında, şu anki Doğu ve Güneydoğu bölgesi dışında diğer tüm bölgelerimizde o vatani görev dediğimiz askerlik sistemi bir nevi geri planda askeriyenin kendi işlerini yönlendirme, temizlik yapma ve vatandan soğuma derecesine getirtiyor. Ben de kısa dönem 6 ay askerlik yaptım. Uzun dönem kısa dönem kavramı artık kalktı. Tek tip oldu. Hiç yoktan insanlar birbirine üst devre alt devre sistemini yapmayacak. Vatani görevini yapmak isteyen belli bir bedel karşılığında yapacak ve bunu bir iş olarak yapacak. Çünkü diğer ülkelerde de ülkemizde olması gerektiği gibi bir sistem var, mevcuttu. Bu ay itibariyle insanlar 6 aylık askerliğini yapacak. Devam etmek isteyen askerliğine ücret karşılığında bir mukabil devam edecek. Ama yapmak istemeyen de evine gelecek. Evli olanı var. İş için ailesine bakma zorunluluğu olan insan var. Yapamayacak durumda olan var. Ve askerliği ciddi anlamda yapıp bunu bir meslek edinmek isteyen var. Bunların hepsi insanların çıkarına göre olacak. Doğu bölgedeki bir insan, orada iş gücü elinde olmayan bir insan askere gidip ekmek parası kazanacak. Batı bölgedeki bir insan, ben kendi evimde aileme bakacağım, burada ticaretimi yapacağım diyerek askerin parasını verip doğudakinin maaşını ödeyecek. Ama sürekli olan uzman çavuşluk, uzman erarbaşlık dediğimiz sistem ise her zaman devletimizin o sürekli askerlik sistemini devam ettirecek. Yani vatanı soğutmadan, askerliği soğutmadan ergenilebilecek en güzel nokta buydu. Yani kısacası yeni askerlik sistemi hayırlı olsun herkese. Askerler bunu bekliyordu. Sosyal medyada tek tip askerlik platformu dediğimiz sistemler, projeler vardı. Uzun süredir bunu bekliyordu ve bu çok güzel bir sistem oldu. Yani bundan sonra vatanımız için hayırlısı olsun. Yeni terhis olanları Allah ailelerine sağlıcakla kavuştursun. Yeni askere gidenler gerçekten sevecekse askerliğini orada yapsın. Sadece askeri görevini yapmak istiyorsa kimseye karışmadan askerliğini yapıp 6 ay sonra mesleğine devam etsin diyorum. Teşekkür ediyorum. Efendim askerlik 6 aya düştü. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Ben buna ne söylemek isterim? Ben 18 aylık askerlik, 18 aylık askerlik yaptım. Şimdi bu 6 aylık askerlik gençler için güzel bir şey. Devletimizin artı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu en güzel bir şey. Bu gençler için bir askerler arkadaşlarımız için bir nasıl diyeyim ben sana bir sürpriz. Bu kadar basit yani. Allah razı olsun Tayyip Erdoğan'dan. Efendim askerlik 6 aya düştü. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Vallahi bence daha düşmesi lazım. 3 aya düşmesi lazım. Niye diyeceksin? Çünkü şu an mecliste bulunan 550 milletvekilinin hiçbir tane çocuğunun, hiçbir tane bakanının, hiçbir tane devlet büyüklerinin, hiçbir tane evladı askere gitmiyor. Gidenlerin garibanlar, para ihtiyacı olanlar, parasız olanlar, işsiz güçsüz olanlar askere gidiyor. Dolayısıyla gidip de boşu boşuna, ben 18'e yaptım askerliği. 18 ay boşu boşuna yapmışım bak. Bu kadar 18 bedeli askeri çıkardılar ya 15 bin lira. Şimdi yaş sınırı verdiler. 30 bin lira tekrar çıkardılar. Devletin, hükümetin ihtiyacı mı var? Şu an Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin, yabancı uyrukların 12 milyon yabancı uyruklu insan vardır. Bu Türkiye Suriye vatandaşları olmak üzere. Bunların Türkiye içerisinde, Türkiye topraklarında istedikleri gibi adam askere gidiyor. 20 yaşındaki genci askere gönderiyor ama 20 yaşındaki gencin askere gönderdiği kişinin kapısının önünde de ayrılmıyor. Bacısına, karısına, kızına sakmak için. Ha bu olması gereken şey nedir? Bence askerlik gönüllü olması lazım. Yani Avrupa düzenine göre gönüllü. Ben eğer askerlik yapmak istiyorsam giderim 3 ay askerliğimi yaparım. Yapmak istemiyorsam zorunlu askerlik diye bir şey olmaması lazım. Efendim askerlik 6 aya düştü. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Kardeşim yanlış bir politika. Bana göre ben 18 ay askerlik yaptım. Bu vatana 18 ay bir dünya askerlik yapan insanlar var. Yani 6 aya düşmesinin sebebi nedir? Yani bana göre yanlış bir politika. Bu kadar basit. Bedelliği yapıyorlar. Bedelli milletin parası varsa askere gitmiyor. Parası olmayanlar seve seve askerlik yapacak. Var mı böyle bir şey? Var mı böyle bir dünya? Ben karşıyım. Yalan yok. Efendim askerlik 6 aya düştü. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Oğlum da askerliğini yaptı, torunlarım da askerliğini yaptı. Bundan sonrakilerin helal olsun. Ne diyek? 6 ay askerlik diye biz 20 ay yaptık, 22 ay yaptık. İyi olur inşallah.
Efendim askerlik 6'ya düştü. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Güzel bir şey oldu. Herkese için hayırlı olsun. Rabbim herkese devam etsin inşallah. Askerlik 6'ya düştü. Bununla ilgili düşünceleriniz nelerdir? İyi oldu. Büyük bir maliyetten kurtuldu Türkiye. Paralı askerlik var. İsteyen yapacak, isteyen yapmayacak. Avrupa ülkesi işte oluyor yavaş yavaş. Askerlik 6'ya düştü. Bununla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Allah biz yaptık. Yapmayan arkadaşlar için iyi oldu. 6 ay yapacaklar, gelecekler. 180 sayacaklar, gelecekler, bitirecekler. İyi oldu yani. Gelecek nesil için. Efendim askerlik 6'ya düştü. Bununla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Tabii çok güzel oldu. Biz 18 ay yaptık. Diğer arkadaşlar 6 ay yapacak. Bence müthiş bir şey. Tayyip Erdoğan yaptığı güzel şeylerden biri. Askerlik 6'ya düştü. Bununla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Peki kardeşim ya. Hiç böyle bir şey olur mu ya? En azından 5 sene olacak ki sana gitsin askerlik yapsınlar. Benim 15 milyar gideyim askerlik yapayım. Öyle bir şey olur mu ya? Türkiye Cumhuriyeti'nde 24 ay, 30 ay, 3 sene askerlik yapmış vatandaşlar var burada. Şimdi verin ben 3 milyar, 5 milyar gideyim askerlik yapayım. Kim koruyacak bu memleketi? Var mı koruyacak? Paralı askerlik var efendim. Kaç kişi çalışacak orada? Paralı askerlik mi daha iyidir yoksa parasız gidip vatanı korumak mı daha iyidir? Vallahi benim söyleyeceklerim bu kardeşim. Bana göre doğru değil. Buyurun bu kardeşe de söyleyin. Efendim sizden bir şeyler alabilir miyiz? Yani kesinlikle katılıyorum. Biz zamanında yaptık. Herkesi yapması gereken şey. O kadar, madem o kadar Türkiye'nin parası varsa niye bu insanlar işsizlik çekiyor? Maddi zorluklar çekiyor, sıkıntılar çekiyor. Paralı askerlikse verecek, adama gidecek paralı askerlik yap. Kaç para çalışacak? Yüksek maaşı. Asgari ücretle çalışacak mı? Yok. Verecek yüksek maaş kalsın. Herkes yaptı 18 ay, sen git 6 ay yap gel. Öyle mantıklı değil yani, bana göre de mantıklı değil, çok saçma. Herkes sonuçta yaptı, yapsın. Parayı vereceğim, vereceğim, nereye kadar vereceğim? Madem o kadar para varsa bu işsizliği sağlasınlar. İmkanları sağlasınlar. Herkes ortada işsiz güçsüz geziyor. Benim çoluk çocuğum var, ben şimdi gideyim orada para var diye askerliğe mi gideyim tekrar, ne olacak? Olacak bir şey değil yani sonuçta. Askerlik 6'ya düştü. Bununla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ya askerliğin 6'ya düşmesi yani çok iyi bir şey. En azından anneler ne evlat acısı çeker ne hasretlik şeyine giderler. Bence askerliğin 6'ya düşmesi çok iyi bir şey oldu. İnşallah 3 aya da düşer. Hani öyle. Efendim askerlik 6'ya düştü. Bununla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Şimdiki gençler daha şanslı bence. 6 ay yani bundan işi Şam'da kayısı derim ben. 6 ay yani göz kapayıp açana kadar biter. Çok güzel bence. Hem ekonomik olarak iyi, hem de gençlerin iş açısından falan daha iyidir bence. Yani sıkıntı yaşamazlar iş konularında falan. Bence daha iyi, hayırlı olsun. Efendim askerlik 6'ya düştü, bununla ilgili düşüncelerinizi alabilir mi? Ben çok memnunum bu 6 aydan çünkü benim 2 tane oğlum var. Yani hem eğitilmiş olacaklar, bir de erkek çocuklarının ben askere gitmesini yani çok tam yerinde buluyorum. Hele de şu çağlarda. Tam 6 ayda ideal oldu çünkü tam geleceğini kuracağı zaman 18 ay, 12 ay gayet uzundu ve artık her şey bilgisayarlara döküldü. Artık internet bilgisayarlarla şey yapabiliyorlar yani. Çok iyi oldu yani 6 ay olmasına ben çok memnunum. Allah devletimizden, karar verenlerimizden bin kere razı olsun. Teşekkür ederim. Askerlik 6'ya düştü. Bununla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Yani askerliğin düşüp düşmemesi çok da bir şey değil ama Türkiye'nin gücünü düşürecekse askerliğin düşmesi olumlu karşılanamaz. Ama gücünden herhangi bir şeyi kaybetmeyecekse askerliğin düşmesinde herhangi bir sıkıntı yok. Ama şimdi 3 ay zaten acem birliği, usta birliğine gidiyor. Yani yeterli gelir mi? Onu tabii ki büyükler onu analizini yapmışlardır. Eğer yeterli geliyorsa herhangi bir diyecek bir şey yok. Eğer gücünden herhangi bir şekilde kayıp veriyorsa o zaman düşmesi olumlu değil yani bana göre. Ama eğer gücünden herhangi bir şekilde hiçbir zafiyet vermiyorsa o zaman olumlu karşılanabilir yani. Askerlik 6'ya düştü. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Valla askerlik ben 20 ay yaptım. Ama benden sonra çocuklar 6'ya yaparlar. Daha iyi olur. Çünkü erken asker yapar. Erken gelir. İşlerine gücüne bakarlar. Daha güzel olur yani. Ha 6 ay olmuş ha 15 ay olmuş. Eğer daha önceki insanlarımıza bakarak 2 yıl, 3 yıl bu askerliğe yapılmışsa biz
bizler de yapacağız. Efendim askerlik 6'ya düştü. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Abi biz sevindiyiz bence. Ben torunlarım mesela askerde mesela dün tezkere aldı. Benim çocuğum da Temmuz'un 5'inde mi onun da ne gidecek? Ben de mesela sevindim yani 6 ay olması yani. Bir de fuzuli israflı oluyordu mesela 18 ayı biz yaptık mesela. Bence iyi oldu yani. Vallahi gayet güzel oldu. Ben sevindim gençlerimiz adına. Çünkü en güzel çağlarında askerliğe gidiyorlar. Gelsinler işlerine güçlerine baksınlar. Vatan millet tabii ki şu anda biz de çarşılara gideriz. Ama böyle olması iyi oldu. Yani vatan tabii ki her şeyden önce gelir ama en güzel çağlarını orada geçirmelerine ben karşıyım şahsen. Yozgatlı olarak. Teşekkürler ablacığım, sağ olasın. Durum bundan ibaret. Ben sevindim yani böyle bir şey olmasına. Teşekkür ediyorum. Oğlum askerliğini yaptı, geldi geçen sene. Yani gitti, geçen sene Kurban Bayramı'nda geldi. Bir sene yaptı. Şimdiki askerlikte vallahi ne, yani bir anne olarak sevindim diyeyim, ne diyeyim. Ay yani askere gitmek isteyenler var. Allah İyi olur inşallah. Herkesi. Ben de benim oğlum da askere gidecek şimdi. Şeyin 20'sinde, Temmuz'un 20'sinde inşallah Allah güle güle gidip gelmek nasip etsin yani. Yani yakınlarım da gidecek. Allah herkese nasip etsin. İyi yani iyi oldu. Herkes için. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun memleketimizin için. Ne düşünsün abici, biz yaptık geldik, bizim çocuklarımız yaptı. Ya iyidir bence. Yani sizce nasıl oldu? Bence iyi oldu. Hem de devlete yük olmadı. Devletin yükü kalktı. Hem insanlar daha rahat rahat gidip askerliğini yapıp hani eskiden biz 24 ay yaptık. 2 sene yani. Ama bu daha iyi oldu bence. Bana göre. Ben teşekkür ederim. Gençlerimiz için iyi oldu. Ülkemiz için de hayırlı olur inşallah. Tabii daha önceki zamanlarda da olsaydı, bizler için de olsaydı daha iyi olurdu. Ama kısmet böyleymiş, hayırlı olsun diyelim. Efendim askerlik 6'ya düştü. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Vallahi ne söyleyelim? Vatana millete hayırlı olsun ama yani bir sene, bir buçuk seneyken 6'ya düşmesi normal değil. Çünkü Türkiye'nin askere ihtiyacı var. Yani bizi ayakta tutan, ülkemizi ayakta tutan askerimizdir. Bu kadar düşkün olmaması yani normal değil bence. Diyeceklerim bu kadar. Efendim askerlik 6'ya düştü. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Sevindim, çok güzel. Benim eşim geçen yıl gitmişti. Çocuklarımla ben tek kalmıştım. Zor geçti ama şu anki gençler için çok güzel. En azından oğlum var, gidecek.